Ne oldu? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben sana dedim bir kızı bu kadar özgür bırakırsan böyle olur işte sonu. Feza, Allah aşkına biraz sakin ol. Ha, ambulans daha şimdi gitti. Tekrar çağırmamı mı istiyorsun? Tamam, sakin ol. Baba! Ne oldu? Niye ambulans buradaydı? Naz, ne oluyor? Halanın söyledikleri doğru mu? Halası falan değilim ben artık onun. İstifa ettim ben artık o sıfattan. Tamam, biraz ani bir karar oldu farkındayım ama bana güvenin lütfen. Ay yok, ben akraba falan olamam o insanlarla. Ay bak, yine kalbim sıkışıyor. Yine kalbim sıkışıyor. Ay ölürüm de olmam, ölürüm de olmam. Oh, ay ben bildanlarla aynı masaya nasıl otururum ha? Ha, cemiyettekileri yüzüne nasıl bakarım ben? Nasıl bakarım? Ay Londra'ya taşınalım Hazım. Abi Londra'ya taşınalım. Bak ben bu utançla bu ülkede yaşayamam artık. Halan biraz dinlensin. Seninle biraz konuşalım kızım, hadi. Gel canım, gel. Gel şöyle. Babacığım, ne diyeceğini biliyorum. Ama seni dinlediğim için bana kızamazsın. Sen haklıydın. Annemden sonra kalbimi yok saydın. Üzülmesin, kırılmasın, özlemesin diye herkese kapattım. Duvarlar ördüm. Ya anlıyorum kızım da. Evet. Fırat da benim kalbimi kırdı. Üzdü, yaraladı. Ama aynı zamanda bana bir kalbim olduğunu hatırlattı. Bak güzel kızım. Yani tamam, iyi güzel mi? Yani acele etmiyor musunuz? Hani ne bileyim, biraz flört etseniz, birbirinizi biraz daha tanısanız. Sen bana kalbinin sesini dinle demedin mi? Ben de öyle yapıyorum işte. O nikah masasına vereceğim cevap kalbimin cevabı olacak. Buyurun efendim. Mersi. Teşekkürler. Efendim, beni tırmayıp geldiğiniz için size tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ne de olsa adı konmamış bir hukukumuz var sizinle. Evet efendim. Bu arada efendim, hayırlı olsun. Evlendiriyor musunuz oğlanı? Mesele anlaşıldı. Atilla Bey. Efendim. Siz beni pek tanıyamamışsınız. Estağfurullah. O yüzden ben kendimi daha detaylı açayım size. Tabii efendim, buyurun. Şekilde görüldüğü gibi elit ve alımlı olduğum kadar zekiyimdir de. Kesinlikle efendim. O topuzun istihbarat birimi olduğunuzun farkındayım. Hı? Yok, yok Gülendam Hanım, siz beni çok yanlış anladınız. Ben sizi şey için çağırdım. Yok yok yok, yo. Ben gayet iyi anladım. Bana bakın, flörtten, aşktan, tutkuda olanlardan bahsetmek isterseniz telefonumu biliyorsunuz. Ama onun dışında size daha fazla saha raporu veremeyeceğim. Malum, düğünümüz var, telaşımız büyük. Vaktimi sizinle harcayamam. İyi günler. Alo, Asuman neredesin? Tamam, fazla vakit.